Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatı iniş çıkışlarla dolu, biraz da karışık. O dönemin aydınını sanki hayatında bize serdediyor, gösteriyor gibi. Yahya Kemal'in hayatı hakkında bize neler söylemek istersiniz hocam? Evet efendim. Yahya Kemal merhum bizim için çok bir ibret tablosu şu mana, tarihi izlemek açısından. Ve bunu da bütün samimiyetiyle dile getirmiş olmasından da çok önemli. Önce buna dikkat çekelim. Yani yaşadıklarını, duygularını çok açık eden birisi. Ve bu mahcubiyetini, üzüntüsünü şiirlerine, mısralarına dökmüş, yazılarına dökmüş birisi. Bu ülke nasıl bir vatan ve nereden geldi ve hangi merhaller içerisinde dolaşıyor? Varlığıyla bize bunu çok açık olarak gösterdi. Sohbetimizde yer yer buna efendim değinmek anlamlı olacaktır. Efendim 1884 yılında Üsküf'te dünyaya geliyor. 1958 yılında İstanbul'da rahmeti Rahman'a kavuşuyor. Çocukluk yıllarında Üsküp'te çok hoş bir Osmanlı şehrinde ezan sesleriyle, camileriyle, Kur'an dersleriyle ve merhum annesinin çok yakın, şefkatli bir dini terbiye vermesiyle başlıyor. Bir miktar Selanik'te de okuyor ve 18 yaşlarında 18 yaşında İstanbul'a geliyor. İstanbul'da eğitimine devam etmek amacıyla geliyor ama o günlerdeki yani tarihi de ifade edersek 1902 evet 23 evet tabii ve siyasi okula başlama ayları uzayınca siyasi çevrelerle daha çok hareket e, temasta bulunuyor ve 1903'te de Paris'e kaçıyor. 9 yıl kadar Paris'te kalıyor. Yani gittiği zaman yaşı 20 civarı. 19 20, gibi, 20 gibi. Gibi. evet, 19 20 evet. evet. Efendim. Tam fırtınalar eserken evet. <laughs> kendisi 28 yaşına kadar orada kalıyor. Evet. Çeşitli e, bilim adamlarıyla, şairlerle, tarihçilerle yüz yüze geliyor, M münasebette bulunuyor. Ama herhangi bir diploma almadan döndüğü evet. ifade ediliyor. <laughs> Çok malumattı. Fakat demek ki o dönemde bunlar uygunmuş. Geldiğinde 28 yaşında, 29 yaşında öğretmenliğe başlıyor. Evet. Efendim e, Darüşşafaka'da, e, Medreset-ül Vaizinde ve sonrasında da Darülfunu'nda. Üniversite yani Üniversite, İstanbul Üniversitesi ve evet. onun edebiyat şubesinde evet. derslere başlıyor ve çevresinde artık tarihe, edebiyata ilgi duyanlara büyük bir yol açmaya başlıyor. Ama siyasi yönden hani e, Avrupayı bir kurtuluş yeri, ülkeyi de kaçmak gereken bir zindan kaçılması gereken bir zindan gibi gördüğü ifade ediliyor. Hatta bunu evet biraz böyle ileri cümlelerle de değil evet. mi evet. Yunan medeniyetine hayranlık Tabii. biçiminde. Burada yalnız Fransa'ya gittikten 3 yıl kadar sonra dinlediği Fransız tarihçilerden aldığı ışıklarla diyelim ki yani zihni açılımlarla ülkesine, vatanına doğru hislerle evet. dolmaya başlıyor. Aşık oluyor. Evet 3 yıl evet. kadar sonra evet. yani 22 yaşlarında 23 yaşlarında yenilenmeye başlıyor yeni bir devreye geçiyor. Kapı Kule'den bir kesin dönüş. Evet. <laughs> Önceleri ifade buyurduğunuz Hellenistik <laughs> e, mefhumlarla biraz evet. fazla etkilenmiş. Yani evet. Anadolu'da Helenistik kültür var. Dolayısıyla Batı kültürüne daha yakın gibi. Fakat o da fazla sürmeden evet. duygularını iyice vatanıyla, memleketiyle o günlerde bir fiil yaşamadığı duygularla tekrar hissetmeye efendim başlıyor. Milli mücadele ile alakalı çok ciddi yazılar yazıyor gazetelerde ve bir taraftan da öğretmenliğini sürdürüyor. Ve e, sonrasında e, Lozan görüşmelerinde eee murahhasların müşavire heyetinde yer alıyor. Evet. Evet. Ve arkasından Millet Meclisi'ne giriyor. Arkasından efendim Urfa Orta Elçilikti. Ha birkaç tane var efendim. Hemen Yozgat. Eee e, buyurdunuz. Var. Urfa, Yozgat, Tekirdağ, İstanbul. Dört ayrı yerde milletvekili. Milletvekili. Bu uzun süre sürüyor. Çeşitli dönemlerde. Bu arada efendim e, elçiliklerde bulunuyor. Orta elçilik diye bir seviye varmış. Bugün evet. Bilmiyoruz ama evet. e, Pakistan, yeni kurulan Pakistan Devleti'nde ilk Türkiye Büyükelçiliği'ne evet. efendim atanıyor. İki yıl kadar orada görev yapıyor. Sonra yurda dönüyor. Ve 1958'de göçüyor. Hiçbir kitabını yayınlamadan <laughs> evet. E, e, gazetelerde tefrika edilmiş çokça yazıları ve şiirleri olmasına rağmen İyi ki Binhat Sami <laughs> Banarlı vardı. Evet, <laughs> i̇yi ki bir dostu vardı. <laughs> evet. Yani böyle bir şairin eserleri dahi kaybolup gidebilirdi. Evet. Pekala mümkün. Mümkün, evet. Yani ibret olsun. <laughs>